Asuman Hanım. Eğer müsaade ederseniz bir kez Figen'i görebilir miyim? Ne sıfatla? Hı? Senin benim kızımın... Kızınızı seviyorum. Çok seviyorum hem de. Yetmez mi? Lütfen. Ne gülüyorsun? Siz bu yüzden mi kavga ettiniz? Evet. İyi de sen Kenan'ın buraya gelip benimle konuştuğunu nereden biliyorsun? Ebru söyledi. Hayır, değil mi? Tamam. Tamam bak lütfen. Yapma böyle, tamam mı? O senin iyiliğini düşünüyor. Çok zor zamanlardan geçiyorsun. Yani sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da çok zor zamanlardan geçtiğinin farkındayım. Önce hayatın boyunca yabancı gibi yanlarında yaşadığın insanların ailen olduğunu öğrendin. Sonra babanı kaybettin. Sonra yetmezmiş gibi onların torunu için kendi hayatını riske attın. Bir de omuzlarına Kenan'ın sorumluluğunu almana izin veremem. Bunu kabul edemem. Mustafa, beni korumaya çalışman, beni düşünmen gerçekten çok güzel. Ama ben kendi başının çaresine bakamayacak biri değilim. Biliyorum. Ayrıca ne kadar vicdanlı biri olduğunu da biliyorum. Ama işin kötüsünü biliyor musun? Bunu Kenan da biliyor. Anladın mı? Kenan'ın artık benim hayatımda yeri yok. Kendi hatalarının bedelini kendi ödemeli. Benim için önemli olan yalnızca sensin. Yani Ebru öyle anlatınca bir anda kendime hakim olamadım. Galiba önce gelip seninle konuşmalıydım, değil mi? Haklısın. Özür dilerim. Ben aslında senden bir şey rica edecektim. Söyle. Biz bu evlilik kararımızı bir süre kimseyle paylaşmasak olur mu? Yani biliyorsun, ailece çok zor zamanlardan geçiyoruz. Babamın vefatı, benim ameliyatım. Şimdi taşınma telaşı falan olacak. Anneme zaten durum pek iyi değil. Yani ben evleniyorum, gidiyorum dersen çok panik yapar. Bir süre. İşleri yoluna koyana kadar. Olur mu? Yani... Madem... Olur tabii ki. Sen nasıl istersen. Tamam. Tamam. Yani iyisin değil mi? Ha? Hem ağrısızı falan yok. Mustafa gayet iyiyim. Lütfen sorup durma. Çok iyiyim. Ya tamam, ne yapayım, elimde değil yani. Hani zor bir ameliyat geçirdin. Çok mu endişeleniyorsun benim için? Hmm. Çok sıcak. Ya sen hakikaten konakta büyümüşsün. Allah Allah, böyle mi olduk şimdi? Yani konakta büyüdüm, evet. Bu da böyle ronalarla, sürgün gibi. Onlardan biri olduğunu öğrenmek ağır geldi değil mi? Hı? Yani ben aslında mutluydum. Yani huzurluydum hep. Ama işte... böyle sonradan istenmeyen çocuk olduğunu öğrenmek... dışlanmış, ne bileyim. Öyle söyleme. Ben öyle söylemesem ne olacak ki? Gerçeği değiştirecek. Onlar yine o parıltılı hayatlarına devam edecekler, hiçbir şey olmamış gibi. Orası belli olmaz. Niye öyle dedin? Yok yani şey... Yani lafın gelişi. Yani hayatında gideceği yani belli değil ya. Onlar. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Anlamadım. Bir şey düşünmüyorum. Salep'imi içmek istiyorum şu an sadece. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Ben Gül Hanım'la görüşecektim. Figen Hanım da değil mi? Evet. Sizi bekliyorlardı zaten. Tamam. Ya çok sürmez herhalde. Ben bekliyorum. Tamam. Güzel yermiş. Evet. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Meral'in arkadaşıyım Figen. Meral sizi öve öve bitiremedi. Kreşimizin sahibesi Belkıs Hanım odasında sizi bekliyor. Buyurun. Gir. Size bahsetmiştim, Figen Hanım geldi. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. El alışkanlığı. Bırakamıyorum. Stresimi alıyor. Gül biraz bahsetmişti sizden. İyi bir eğitim almışsınız. Robert Koleji'nden mezun oldum. İleri derecede İngilizcem de var. Bu eğitimle kreşimiz size yeterli olmayabilir. Ama sanırım iş tecrübeniz yok. Evet, yok. Önemli olan çocuklarla olan ilişkiniz. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Ben çocukları çok severim, çok da iyi anlaşırım. Yani hatta alınırsam belki buraya Cemre'yi de getirebilirim diye düşündüm. Cemre? Cemre benim kızım sayılır. Peki nerede oturuyorsunuz? Geliş gidişlerde sorun olmaz değil mi? Yo, mesafenin hiçbir önemi yok benim için. Yani ben yeter ki burada çocuklara bir şeyler öğretebileyim. Ve kendi ekmeğimi kazanabileyim. Gönder. Gönder. Aferin sana. At bir daha. Ben aldım. O ne? Çocuklarla gazozuna iddiaya girdik de. Gazozuna iddiaya girdiniz. Abi top oynamayacak mıyız? Siz yeni öğretmen misiniz? Evet, ben yeni öğretmenim. Evet, o yeni öğretmen. Şimdi al bunu arkadaşların yanına, hemen. Ama yani benim böyle her geçen gün rakiplerim artıyor ve bu hiç hoş bir durum değil. Yani sanki senden daha yakışıklıydı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yani daha belli değil ama olacak gibi. Hani o gün bana evleneceğimizi henüz kimseye söylemeyelim demiştin ya. Evleneceğimizi. Evet, öyle demiştim. Bir şartla söylemem. Eğer böyle davullu zurnalı bir düğün yaparsak. Anlaştık mı? Niye peki anlaştık? Ya Mustafa, şu an her şey o kadar güzel ki. Yani kötü bir şey olacak diye çok korkuyorum. Korkma. Kötü bir şey olmayacak. Bundan sonra hep güzel şeyler olacak. Sen, ben, Cemre bir aile olacağız. Aile olacağız. Artık burada olmaz. Hadi gidelim.